Sevgili kardeşim, sorunuza şöyle cevap vereyim. Çok geldiği için bir çatırıma gelmezdi böyle bir soru veya böyle bir düşünce farklılığı hatırıma gelmezdi. Sevgili kardeşim soruyor, diyor ki bu parti liderini başkanı seçmek değil, belediye yöresel yöneticileri seçiyoruz. Belediye başkanı seçiyoruz. O zaman kişiyi seçmemiz gerekmiyor mu? Ve çok iyi tanıyoruz. Kaliteli insanlar da var. Bu insanı insanla, yani belediye başkanlarıyla mı kıyas edeceğiz? Yoksa Cumhur İttifakı, Millet İttifakı gibi mi düşüneceğiz? Soruyor. Ben hiç böyle beklemiyordum. Çünkü niye? Kaliteli, yani şunu beklemiyordum. Yani kaliteli belediye başkanları adayları var diyor. Şimdi bak, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin İslam Anayasası'ndan, Mecelle'den çıkarttığı madde var. 29. maddedir. Ehvenüşşer. Lügat itibariyle kötünün iyisi, daha az kötü. Yani ustadımızın Bediüzzaman Hazretleri'nin misaliyle birisi parmak kesiyor, birisi kol kesiyor. Yani tamlamadır yani. Ne demek o? Zararı ve kötülüğü daha az olan manasına, yani iki zararlı kötü şeyden birini işlemek zorunda kalan kişinin bunlardan hafif olanı tercih edeceğini ifade eder. Mecellede bu geçer. Bunu Emirdağ laikası, 2. Emirdağ, Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatının sonu, en son neşetli mektupta, 245. sayfada, Emirdağ laikasının en son mektubunda Ehvenüşşer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarını hücum etmesinler. Mesela abi işte ama şöyle yapıyor, o namazda, o namazsız. Şeyhülislam seçmiyorsunuz. Diyanet başkanını seçmiyorsunuz. Peygamber seçmiyorsunuz. Din de seçmiyorsunuz haşa. Ehvenüşşer deyip bazı biçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler. Daima müspet hareket etsinler. Menfi hareket vazifemiz değil. Çünkü dahilde hareket menfice olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar vermiyor, az musadekardır. Az musadekardır. Ehvenüşer deyip ehvenüşer olarak bakınız. Ne demek? Daha azamüşerden kurtulmak için onlara zararınız dokunmasın, onlara faydanız dokunsun diyor. Tamam. 206. sayfada da Üstad Hazretleri her zaman Türkiye'de bu sistem var oldukça, bu rejim var oldukça bir ölçü getiriyor, şer'i bir ölçü getiriyor. Kendi zamanında da Demokrat var, Cumhuriyet Halk Partisi var, Millet Partisi var, İttihat İslam Partisi var. Bak, İttihat İslam Partisi var. Yani kanuna, yani potansiyel olarak var. Şimdi burada Üstad Hazretleri 206'da, ben metni okuyayım. Ondan sonra üzerine sari şeyler göstereyim. Eğer Demokrat Parti düşse diyor, ne olur? Ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki Halk Partisi iddiatçıların bozuk kısmının cinayetleri hem Cumhuriyet'in birinci reisinin Sevr muhadisiyle, yani Sevr anlaşması var ya, Sevr, Lozan muhadisiyle ve çok siyasi desiselerin icbariyle 15 senede yaptığı icraatının kısmı azamı tamamıyla eski parti yüklendiği için bu asil Türk milleti ihtiyariyle o partiyi, yani Halk Parti katiyen iktidara getirmeyecek, ustad diyor.
Ama ihfal olabilir. Kandırılabilir ama usta diyor ki bu asil Türk milleti ihtiyarı ile o partiyi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni katiyen iktidara getirmeyecek. Çünkü niye? Halk Partisi iktidara gelecek olursa ne olur? Komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatanı hakim olacaktır. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat içtimaiye ve vatanımıza bak. Cemiyet hayatı, hayat içtimaiye, sosyal hayat. Yani belediye, belde yönetimi. Bak ikisini de söylüyor. Belde yönetimini söylüyor. Hayat içtimaiye ve vatanımıza. Bir de devlet. Devlet yönetimine. Bak hayat, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse hayat içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti, Kur'an ve vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum diyor. Şimdi bak. Oysa Menderes'in aramızda kalsın da. Namazı yoktu. Öyle bir düzgün bir İslam hayatı yoktu. Peki neyi vardı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısına dikilmişti. Ve niçin asıldı peki? Bu durduğu için değil. Ezanı aslına çevirdiği için, bir ezan için. Tamam mı? Bir ezan için. Peki Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Bu kısa bir ifadede ben uzundur. Şöyle diyeyim. İdeoloji ve idealist denilen iki kavram var. İdealist demek ben farklı düşünüyorum. Sen farklı düşünüyorsun ama birbirimize zararımız olmasın. Sen nasıl düşünüyorsan düşün. Sen orada, ben burada. Bu idealist. İdeoloji demek benim gibi düşünmezsen öleceksin. Benim gibi düşüneceksin ve öleceksin. Cumhuriyet Halk Partisi ideolojiydi. İdealist değildi. Cumhuriyet tarihinde ne kadar cami katliamları ve insanlar şapka için vesaire için asıldıkları, İskilip'le Atif Hoca başta simge olduğu için o örneği veriyorum. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi siyasileşmiş ideoloji bir partidir. İdealist değil. Siyasi şey yapmış. Kendisini ifade etmiş. Şimdi bu partiyi ustad duvara çakıyor. Çiviye koyuyor. Diyor ki ölçü. Cumhuriyet Halk Partisi diyor. Parti değil. İdeoloji bir partidir. Çünkü karnesi, yani bu partinin geçmişi kanlarla dolu. Katliamlarla dolu. Diyor ki bunu duvara çak diyor. Bunu duvara çak. Bunun gelmemesi için Ehvenüşşer'deki sıfatlara kim sahipse onun yanında o. Bu şer'i ve dinidir diyor. Risale-i Nur'u herkes bir ölçü yapmış ya. Ben de Risale-i Nur Bediüzzaman Hazretleri'nin eserine baktım. Ehvenüşşer, yani iki şer arasındaki ehveni, daha parmağı keseni, kol keseni göre. Nedir o? Azami şer'in karşısında bunu tercih etmektir. Lüzumla elzem gibi yani. Azami şer'e göre Ehvenüşşer tercih edilir. İslam Anayasası 29 demiştim. 1. Ehvenüşşer'deki Risale-i Nur'da bulabildiğim özellikler. Ben mesul olduğum için sana da bildiriyorum veya genelleyeceğim de. 1. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelmemesi için onun karşısında olacak, getirmeyecek partinin sıfatları. Hangisinde daha fazla bu varsa? 1. Siyaseti dine dost yapmaları lazım, diyor Risale-i Nur'da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni duvara çaktık mı abim? Çaktık. Onun gelmemesi için o zaman Demokrat Parti var,
Milliyetçi Parti var, Millet Partisi var. İttihadi İslam potansiyel olarak parti var. Ustad diyor ki bu CHP'nin karşısında Ehven-i Şer'in özellikleri şu: siyasi dine dost yapacak. İki, Kur'an'ı yasaklamadığını, bak Kur'an'ın yasakladığını yasaklamak, serbest bıraktığına dokunmamak manasında olan hürriyet-i şer'i yol açacak. Yani o parti zihniyeti ne kadar fiile muvaffak olur düşünülür. Zihniyeti şu: Allah'ın yasakladığını yasaklama yolunda, Allah'ın serbest ettiğini yasaklamadığını yasaklamayacak. Buna en azından yol açacak. Buna yol açacak. 3. Risale-i Nur'a musamaha ve dostluk göstermeli. Önünü açması, muarız olmaması lazım. Risale-i Nur'un önünü açması lazım. Gerçi Adnan Menderes'e Demokrat'a dedi ki Risale-i Nur'u bas, kendi gücünden daha fazla güç alacaksın. Bu millet arkanda olacak. Ayasofya'yı açarsan kendi gücünün 10 katı gücüne erişeceksin diyor. Risale-i Nur'u dost olacak, maruz olmayacak, yol açacak. Sonra 1, 2, 3, 4. İttihad İslam'a yol açmaya çalışacak. Müslümanlarla beraber bir olmaya çalışacak. Yani o Arap'tır, o Kürt'tür, o Türk'tür, o Türk'tür demeden Müslümanlarla bir olmaya çalışacak. Nerede Müslüman varsa ona el uzatacak gücü kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Komünizm ve Mason'a cephe alacak. İsrail, Yahudi ve Amerika'ya, Amerikan şeyine. Mason ve komünize cephe alacak. Komünizm. 6. Şair İslamiye'yi ihya etmenin lüzumunu hissetmeleri ve Kur'an'a dayanmaları lazımdır. Şair İslami örf ve adet ve ananeleri serbest etmeye çalışacak. Bunu anlaması lazım. Bunlardan bir tanesi de ezandır, tesettürdür. Ondan sonra Risale-i Nur'un basılması, yayılmasıdır. Okullara ders koymasıdır. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok söylüyorum. Ayasofya'yı ibadete açmaya çalışmaları lazımdır. 8. Mecliste ve hükümette, devlet dairelerinde, bünyesinde dindarlara muhalefet etmemeleri, hatta dindarları koruması lazımdır. 9. Menfi ırkçılığı terk eden, İslamiyet milletin esas almaları veya tavsiye etmeleri lazımdır. Ben bulabildiğim 9 tane. Bunların 2 tanesini ben sonradan buldum. 7 tanesini üstadımızın talebesi ve varisi olan Zübeyir Gündüz Alp abi ile beraber kalan Rüştü Tafralı abiden 16 sene yanında kalmışım. 7 tane onundur. Ondan sonra bu 2 taneyi de Emirdağ'da buldum. Ekledim. 9 tane sıfatı olursa bu Ehven-i Şer'dir. Kısacası, bu kadar konuşmalardan anlamadınsa, sen seçim akşamı veya ertesi gün Yeni Zelanda'ya git, 50 tane Müslümanı camide katleden, Yeni Zelanda'ya git, katleden devlete git. 2. İsrail'e git ve Amerika'ya git. Hatta Rusya'ya git. Avrupa'ya git, Almanya'ya, Hollanda'ya git, İngiltere'ye git en başta. Eğer seçim sonuçlarını küçük çekmece, büyük çekmece, Zeytinburnu, ne bileyim Fatih, 2 tane belediye başkanı arasındaki çekişmeyi mi söyleyecek? Ahmet değil Mehmet kazandı mı diyecek? Yoksa ne diyecek?
Mesela Yeni Zelanda'ya git. Ben isim vermeyeceğim. Yeni Zelanda'ya git. Kim kaybetti, kim kazandı? Kazandı da aynı ismi söylerse, kaybetti de aynı ismi söyleyecek. Yani abi işte Fatih'te iki belediye başkan adayı var. Yani CHP namazlı koydu. Peki İsrail'de Fatih'i Ahmet namazlıydı kazandı, Mehmet namazsızdı kazandı mı diyecekler? Yoksa o genelleyecek beka meselesi mi, vatan meselesi mi yapacaklar? Falanca kaybetti mi diyecek veya namazlı adam kaybetti mi diyecek? Artık şahıslardan çıkın, çık ustad, şahıslardan çıkıyor. Menderes'in bak namazı yok. Ama ezanı serbest yapmış. Hele hele okullarda siyer, Peygamber aleyhissalatü vesselamın tarihi, Kur'an-ı Kerim'i serbest etse, şimdi ustad da sağ olsa, bir parti bunu serbest etse, ustad ne derdi? Zaten diyeceğini dedi. Sen bu seçimin sonunda pazartesi Yeni Zelanda'ya git. 50 tane Müslümanı İngiltere'ye, Londra'ya git. 50 tane Müslümanı o katlettirdi. Katlettirdi. Yeni Zelanda'dan çık. Amerika'dan çık. Meşgul olma. İsrail'e de meşgul olma. Bunları hepsini Srebrenica katliamı, Sırbistan değil. Bütün katliamların kaynağına git İngilizlerdir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki İslamiyet'in ezeli düşmanı. Git İngiltere'ye pazartesi sabahı kim kaybetti, kim kazandı diye haber yapıp kimin kazandığına seviniyorsa İngilizler kime sevinecekse onun karşısında ol. O ehvenişerdir. Anladın mı? Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni ustad parti olarak görmüyor. Emirdağ 1, Emirdağ 2, 206. sayfada, tamam, Envar Yayınlara göre söyledim. 206'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu millet ihtiyarıyla iktidara getirmeyecek. Neyle getirebilir? Kaldatılabilir, kandırılabilir. Neyle kandırılır? Bana dediği gibi. Hoca hoca diyor. Soğan kaç para oldu, patlıcan kaç para oldu farkında mısın dedi de. Ben de dedim ki vatanımı, namusumu, milletimi, Somali'yi, Filistin'i, Çeçenistan'ı, efendim Yeni Bosna'yı, Bosna, Srebrenica'yı soğan ve patlıcanla değişmem. Anladın mı dedim. Benim tercihim soğan sebep olmamalı. Benim takdirim veya tercihimi imanım yapar. Ehvenişer takdir mi edeceğiz? Hayır. Ehvenişer takdir edilmez, tercih edilir. Takdir edersen kalbine iner. Eğer tercih edersen mesuliyet yoktur, tam tersine. Hatta bazıları da var böyle. Diyor ki, abi ben hiçbir tanesine de vermeyeceğim. Bu da en kötüsüne vermiş oluyorsun. Ehvenüşşere vermeyen azamı şere vermiş oluyor. Ne yaparsan yap. Bu mantığı nerede kullanıyor? 15. sözde kullanıyor. Diyor ki sen diyor Kur'an'ı Allah kelamı deme. Beşer kelamı de. Ustad da diyor ki Kur'an Allah kelamı demeyeyim de beşer kelamı diyeyim. Beşerden yani insan olarak kim demiş ki Kur'an benimdir? Kur'an benim diyen bir beşer var mı? İnsan var mı? Yok. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da benim değildir diyor. Peki hiç kimse eline almamış, benim değil, ben yazmadım diyor da kimin eline vereceksin ki diyor. Sonra üçüncü bir şey soruyor şeytan. O zaman Allah'ın kelamı deme, insan kelamı da deme, ortadan bak. Ay melun diyor. Allah canibinde olmayan bir şey Allah'ın dışındadır diyor. Bak Allah'ın elinde, Allah tarafında olmayan bir şey neresinde olursa olsun, istersen ortada olsun, istersen karşıtında olsun, Allah'ın yanında değildir. Onun için ehven-i şere vermeyen azam-ı şere vermiş oluyor. Çünkü Müslüman potansiyel olarak ehven-i şerin yanındadır. Azam-ı şerin karşısındadır. Kendin pişir, kendin yaparsan, kendi kafana göre patlıcan ve soğanı bana
bunu söylemişti. Patlıcan ve soğanı ölçü yaparsan sen patlıcana soğanı tercih edersin. Ondan sonra abi ama bu yöresel bir şeydir, belediye seçimidir. Sen öyle zannediyorsun. Yeni Zelanda'ya git, İngiltere'ye git, Amerika, İsrail'e, Tel Aviv'e git bakalım ki Fatih'te namazlı ve namazsız adam belediye başkanı mı seçiliyor? Yoksa Türkiye, İngiltere'yi, İsrail'i, Amerika'yı mı? Yoksa Alem İslam'ı, Somali'yi, Endonezya'yı, Pakistan'ı mı seçiyor? Bunu bilirsin. Bilmen lazım. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.